Merhaba arkadaşlar. Bugün Tonguç Akademi'de ben Mehmet Doğutlu ve değerli öğrencim Tonguç'la beraber size logaritma konusunu anlatacağız. Tonguç, nasılsın? Teşekkürler hocam. İyiyim. Siz nasılsınız? Sana bir matematik sorusu sormak istiyorum canım. Sorun hocam. Hadi bakalım. Şimdi bir duvar var, görüyorsun. Üç tane kuş var üzerinde. Evet. Eğer bir tanesini tabancamla vurursam, geriye kaç kuş kalır Tonguç? Hocam ben bu soruyu biliyorum cevabını. Çok cinsin, söyle bakalım. Hocam silah sesinden dolayı hiç kuş kalmaz. Aslında düşünce doğru fakat cevap yanlış. Bir daha düşün bakalım. Hocam cevabım doğru. Bak 3 tane vardı. Bir tanesini vurdum. Geriye kaç tane kuş kalır? Hocam vurduğunuz için hepsi silah sesinden kaçar gider. Tamam, o zaman cevabını söylüyorum sana. Bak ikisi kaçar, doğru söylüyorsun. Ama bir tanesini vurduğum için bir tane kalır duvarda. Ha, doğru hocam, Şimdi mantıklı. de birazcık ders yapalım bakalım. Tonguç'um bak. 3 üzeri x eşittir 9 diyor ya burada. Evet hocam. Peki 3 üzeri kaç 9'dur tahmin edebiliyor musun? 2. İşte bu kadar. O zaman x yerine 2 diyebilirim değil mi Tonguç? Evet hocam. İşte bu kadar. Peki 2 üzeri x eşittir 5 diyor. 2 üzeri kaç 5'tir Tonguç? Bilmiyorum hocam. İşte Tonguç, bilmediğimiz böyle bir durumda bize logaritma yardım ediyor. Nasıl yardım ediyor biliyor musun? Bak x eşittir logaritma 2 tabanında 5 diyoruz. Bu nasıl Ha. oldu onu anlamaya çalışalım. Bak bu 2 karşıya geçerken logaritma diye yeni bir kavramla geçti. Şimdi bu Ha. kavramı inceleyelim. Bak canım, logaritma 5 tabanında 8 dediğimiz zaman buna biz taban diyoruz logaritmada. Buna ise logaritmanın sayısı diyoruz canım. Tamam hocam. Şimdi Tonguç'um bunu nasıl okuruz peki? Tahmin edebiliyor musun? Hayır. Bak canım, logaritma 5 tabanında 8 diye okuyoruz. Anladım hocam. Bunu okumayı öğrenelim çünkü sürekli bunu söyleyeceğim. Anlarsan eğer, mesela bak logaritma 2 tabanında 5. Evet hocam. Bunu anlamamız gerekiyor. Şimdi Tonguç'um gerçekten birkaç tane alıştırmaya geçelim. Logaritmada şöyle bir şey var. Sen burada oturuyorsun Tonguç'um, tamam mı? Evet. Bak Tonguç, buradan buraya geçmek için ne yapıyorsun sen? Yer Aslında değiştiriyorum. yer değiştiriyorsun. Şimdi bu yer değiştirmenin nasıl olduğunu anlamaya çalışalım Tonguç. Bak 3 üzeri x eşittir 10 ya. Evet. Ben bu 3'ü karşıya atmalıyım x'i yalnız bırakmak için. Aynı denklemde çözmek gibi. Bak x eşittir 3 karşıya geçerken canım logaritma 3 tabanında diye geçiyor. Anladım hocam. Üst sayıları hatırlıyor musun Tonguç? Hatırlıyorum hocam. Canım bak bu 3 üst sayılarda taban demekti ya. Evet hocam. Bu karşıya geçince de aynı taban diye geçiyor. Hani bunu taban diye söylüyorduk Ha. ya. Taban taban olarak kalıyor. Buna çok dikkat et Tonguç. Tamam Bu hocam. da aşağı iniyor. Tamam hocam. Bak Tonguç'um bir tane daha örnek yapalım. 7 üzeri x artı 3 eşittir 2. Hemen bu taban değil mi Tonguç? Evet hocam. Tonguç'um bak bu karşıya taban olarak geçiyor. O yüzden x artı 3 aşağı iniyor. Logaritma 7 tabanında 2 oluyor Tonguç. Anladım hocam. Şimdi bunu da anlayacaksan şimdi bunun değişik bir örneğine bakalım. Logaritmayı bu sefer karşıya geçeceğim. X eşittir. Bu taban ya Tonguç'um. Evet hocam. Logaritma karşıya geçince üslü sayı haline geliyor. Yani logaritmayı üslü sayı haline getiriyoruz. O zaman yine 5 tabanında 2 diye geçiyor. Anladım hocam. 5 üzeri 2. O zaman demek ki x 25'miş. Bak bunu da aynı şekilde yapıyorum. 2x eksi 1 eşittir. Bu tabandı. Karşıya geçince 3 tabanında 4 diye geçiyor. 3 Anladım hocam. üzeri 4. Şimdi Tonguç'um 11 kurallı logaritmayı bitireceğiz sen de bugün. Var mısın? Varım hocam. Şimdi nasıl yapacağız bakalım. Bak Tonguç, bir x tabanında x diye bir şey görürsen logaritmada bunun cevabı 1'dir. Tamam hocam. Basit değil mi? Bak mesela logaritma 5 tabanında 5 kaçtır Tonguç? Bir. Bravo. 2 tabanında 2 kaçtır? Bir. İşte bu kadar. Bunu görünce hemen yapıştır cevabını. Bak logaritma x tabanında 1 görürsen de bunun cevabı her zaman 0'dır Tonguç. Demek ki logaritma 5 tabanında 1 nedir o zaman Tonguç? Sıfır. Harika. 62 tabanında 1 nedir? Sıfır hocam. Fark etmez tabanı. Burada 1 varsa hep 0'dır cevabı. Tamam hocam. Bak logaritma 5 demek aslında Tonguç'um. Burada görünmez bir 10 var demek. Dolayısıyla bu logaritma 10 tabanında 5 demek aslında. Anladım hocam. Tamam mı? Bak logaritma 10 ne demek o zaman? Logaritma 10 tabanında 10. Bravo canım, bravo. Harikasın. Logaritma 10 tabanında 10 öğrenmiştik yani. Bunlar aynı olunca Ha, 1. işte bu kadar canım. Bak logaritma 1 dediğimiz zımbırtı da logaritma 10 tabanında 1 demek ya. Evet hocam. Hani burada 1 olursa her zaman ne olur demiştik? Ha. 0. Evet hocam. Anlaştık mı? Anlaştık Bak hocam. ilk 3 kuralı bitirdik bile. Harika. Şimdi hemen diğer kurallara geçelim canım. Bak şöyle bir şey olursa eğer logaritma x tabanında y üzeri karışık gibi gözüküyor ama önemli değil. Buradaki üstü canım başı alabiliyoruz. Dolayısıyla a çarpı logaritma x tabanında y yazabilirim bu. Tamam Bu hocam. direkt başa geliyor. Bak mesela logaritma 3 tabanında 5 üzeri 2.
Bu 2'yi ben çat diye başa alabiliyorum. 2 çarpı logaritma 3 tabanında 5 diye yazabiliyorum. Anladım hocam. Bak Tonguç, burası karışık birazcık. Logaritma 2 tabanında 8 derse aslında biz üst sayıları birazcık hakimsek 2 üzeri 3 demek değil mi Tonguç? Aynen hocam. Bu başa gelirse Tonguç, 3 çarpı logaritma 2 tabanında 2 değil mi Tonguç'cum? Doğru hocam, haklısınız. Logaritma 2 tabanında 2 neydi Tonguç? Her zaman aynı olunca 1'di. Cevabımız o zaman 3 çıktı bak. Oba. Aynı şeyi burada yapalım canım. Burada bir yeni bir kural öğreneceğiz ama bak. Logaritma x tabanında b, y demiyor. Burada x üzeri b tabanında y. Bu da başa gelir Tonguç. Ama bir sır var burada Tonguç. Ters şeklinde başa geliyor. Anladım hocam. Yani b ise 1 bölü b diye geliyor. Logaritma x tabanında y haline geldi. Anladım hocam. Bak Tonguç'um, burada mesela logaritma, bak 9 nedir aslında? 3 üzeri 2'dir. Ben evet, bunu hocam biliyorum. 27 de 3 üzeri 3'tür. Evet. O zaman bak şunu unutma Tonguç. Bu 2 başa 1 bölü 2 diye geliyor. Evet. Buradaki 2. Buradaki 3 de normal geliyor. Aa. O zaman logaritma 3 tabanında 3 zaten 1 olduğu için evet, cevabımız 3 bölü 2 çıkıyor Tonguç. Anladım. Bak 3 çarpı 1 bölü 2. Buna bakalım Tonguç'um. Burada görünmez bir ne vardı Tonguç her zaman? 1. Eğer bir pardon, şey yazmıyorsa 10, pardon, 10 yazıyordu. Harika canım. Bak logaritma 10 tabanında 1000 aslında 10 üzeri 3 değil mi Tonguç'um? Evet hocam. Bu da başa gelirse eğer 3 log 10 tabanında 10 olur. Cevabımız burası her zaman 1 diye Tonguç. Evet hocam. Cevabımız o zaman 3'tür diyebiliriz değil mi Harika. Tonguç? Harika. Şimdi bunu da anladın. Harikasın. Çok hızlı ilerliyoruz. Çok iyiyiz hocam. Bu sana benziyor Tonguç'um. Bak birazcık. Hocam ne kadar tipsiz adam varsa hep bana benzetiyorsun. Canım bak gözlük takmışsın, yakışmış. Bunlar Ray-Ban mı canım? Hocam yani lütfen ya, ezmeyin beni hocam lütfen. Canım biliyorum pazardan aldığını ama sen de bir gün inşallah 300 liralık Ray-Ban'dan alacaksın. Hayır almam, hiç olacak. Zaman almam hocam. Çalışırsan derslerine, eğer güzel bir üniversite kazanırsan emin ol ki alacaksın. Bak şimdi birazcık daha ilerleyelim. Bak logaritma x tabanında y derse Tonguç, logaritma y bölü logaritma x diye parçalayabiliyorum. Evet. Bak mesela logaritma 3 tabanında 5. Anlamsız geliyor bize. Ama ben bunu logaritma 5 bölü logaritma 3 diye yazabilirim Tonguç. Bak bunu da aynı şekilde logaritma 9 bölü logaritma 5 diye yazabilir miyim? Evet hocam. Bak Tonguç, bir tane garip bir şey oldu burada. Çat çat sadeleştirme. Aa. Sadeleştirme çıkarsa logaritma 9. Logaritma 9 aslında 3 üzeri 2 diye yazılır mı Tonguç? Evet hocam. Bak Tonguç, bu 2 başa gelir mi Tonguç? Evet hocam. 2 başa gelirse bu da gitti. Logaritma 3'ler de birbirini götürür. Oba. Cevabımız çat diye 2 çıktı, gördün mü? Evet hocam. Şimdi bak logaritma x tabanında y derse bunu ben bir de 1 bölü logaritma y tabanında x diye yazabilirim. Bak şimdi bunu nasıl kullanacağımı görelim. Bakalım. Bir tane sorumuz var. Logaritma 3 tabanında 2 a demiş. Logaritma 2 tabanında 9'u sormuş. Şimdi logaritma 2 tabanında 9'u görünce hemen buna 3 üzeri 2 yazacağım. Bak evet, 9 hocam, çünkü 3 üzeri 2'dir. Bu başa gelir mi Tonguç'cum? Evet. 2. Logaritma 2 tabanında 3 dedim. Hı hı. Tonguç bak, ben 2 tabanında 3'ü arıyorum ama 3 tabanında 2'yi biliyorum. O zaman 3 tabanında 2 a ise 2 tabanında 3 1 bölü a değil midir? Çünkü birbirinin tam 1 bölüsü oluyordu. Evet hocam. Dolayısıyla cevabımız 2 çarpı 1 bölü a'dır. Cevabımız bu işte. Anlaştık mı canım? Harika hocam. Canım mükemmel gidiyoruz. Sen geceleri çalışıyor musun Tonguç'um yine? Hocam her gece, her gece çalışıyorum. Canım her gece çalış ve başarıya emin adımlarla ilerleyelim bakalım. Şimdi çok önemli bir VIP konu göstereceğim sana. Var. Şimdi bak, logaritma x tabanında a çarpı v varsa ben bunu, logaritma da çok önemli bu, çok ayırıyoruz bunları çünkü. Logaritma x tabanında a artır logaritma x tabanında b diye ayırabiliyorum. Yani çarpmayı toplama şeklinde ayırabiliyorum. Bak dikkat et. Toplamaya dönüştü. Ne dönüştü? Çarpma toplamaya dönüştü. Bak burada mesela logaritma 2 tabanında 10 yerine ben 5 çarpı 2 yazabilir miyim canım? Evet hocam. Bak şimdi logaritma 2 tabanında 5 artı diyorum logaritma 2 tabanında 2. Bak taban aynı kaldı Tonguç. Taban aynı kaldı. Hı hı. Logaritma 2 tabanında 2 neydi Tonguç'cum? 1. Harika. O zaman logaritma 2 tabanında 5 artı 1 diyebilirim. Değil mi buna cevabı? Harika. Şimdi bunu yapalım. X tabanında a bölü b varsa Tonguç, burada da şöyle yazabiliyorum. Logaritma x tabanında a eksi logaritma x tabanında b diye. Yani bölmeyi de Tonguç'cum eksi diye ayırabiliyorum. Bak bölme bir anda eksiye dönüştü. Görebiliyor musun? Sonuç olarak bak, logaritma 3 tabanında 27 eksi logaritma 3 tabanında 4 diye parçalayabilirim. Aynen. Görüyor musun?
Yani bölmeyi çıkarma şeklinde yapabiliyorum. Şimdi de Tonguç'cuğum. Ops, bir sayfamız daha varmış. Hemen bakıyoruz. A tabanında log B tabanında C diyor. A üzeri log B tabanında C diyor. Böyle bir şey görünce Tonguç, bununla bunu yer değiştirebiliyorum. Tamamdır. Yani ben C üzeri log B tabanında A yazabiliyorum Tonguç. Tamam. Bak burada bunu yapalım. Bunu yer değiştireceğim. Şu sayıyla şu sayıyı yer değiştiriyorum. 5 üzeri log 3 tabanında 3 diyorum. Log 3 tabanında 3 kaçtı Tonguç? 1. İşte bu kadar. O zaman cevabımız 5'tir diyebiliriz. Hı-hı. Bak aynı şeyi burada yapabilirim ama burada bir kıl, bir 2 var. Bu 2'yi ne yaparım biliyor musun? Hemen şuradaki 5 üzeri 2'nin üstüne atabilirim. Yani 25 üzeri log 5 tabanında 2 derim. Hı-hı. Şimdi yer değiştiririm Tonguç'cum. 2 üzeri log 5 tabanında 25 yazabilirim. Aynen. Bak Tonguç, en sona geldik. Elenden herkes nefret eder. Sen seviyor musun canım? Elem tanıyorum da Elen'i tanımıyorum hocam. Canım Elen, evet Elen dediğimiz zımbırtı şu. Öler diye bir tane adam gelmiş, E diye bir sayı bulmuş. Aynı pi sayısı gibi gıcık bir sayı. Ben Elen X'i gördüğüm zaman logaritma E tabanında X diyeceğim, bunu unutma. Yani logaritma E tabanı demek aslında Elen demek, hiçbir farkı yok. Anladım Bak hocam. Elen E dediğimiz şey, logaritma E tabanında E diyorum. E tabanında E bildiğin bir Tonguç. Evet hocam. Harika. Bak bu 3 başa gelmez mi? 3 logaritma E tabanında E, Elen çünkü. Çat diye o da cevabı 3'tür. Çünkü bunun cevabı 1'dir Aynen. demiştik. Aynen. Şimdi ödüllü sorumuz bu. Bunun yap cevaplarını yolla bakalım. Burada bir şey yemişsin galiba. Hocam fasulye yedim Hay biraz. Allah ya. Neyse sağ ol. Neyse cevaplarını yorumlara bekliyoruz.